Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Mayıs 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 2023'ün en önemli aylarından biri Mayıs başlıyor. Bakalım konu başlıklarında neler var. Sizin için de çok önemli olacak bir ay tutulması yaşayacağız 5 Mayıs'ta Akrep burcunda. Merkür 15 Mayıs'ta ileri harekete dönecek. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğuna başlıyor. 19 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay var. 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcuna geçecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. 5 Mayıs'ta Akrep burcunda ay tutulması var. 14 derece Akrep burcu tutulması sabit burçları ve sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Son 1,5-2 yıldır Akrep Boğa tutulmaları yaşamınızda önemli dönüşümler getirmiş olabilir. Özellikle ailevi konular, yerleşim yerinizle ilgili konular, temalar, ev konuları, işte iş ve kariyer konuları, toplumdaki statünüz, tüm bu alanlardaki dönüşümleriniz devam ediyor ve tutulma burada bu konularda tekrar önemli bir etki veriyor. Uranüs etkili olduğu için biraz hızlı ve beklenmedik durumları yine bekleyebilir. Streslerin artması mümkündür. Merkür retro bu tutulmada, dolayısıyla biraz geçmişten gelen konu ve kavramları da hayatımıza taşıyor. Yani sanki yarım kalmış işler, çözüm bekleyen konular, tamamlanması gereken işler de olabilir. Bu tutulma tam 10. evinizde olacağı için kariyerinizi, geleceğinizi, toplumdaki duruşunuzu, statünüzü, anne baba ebeveyn konularınızı dönüştürebilecek bir tutulma. Evet, biraz hani kayıplar da getirebilir. Çünkü Akrep'te bir kayıp enerjisi vardır. Dolunay duygularımızı etkileyebilir. Tutulmalar genel olarak bir tamamlanma, bir bitiş, sonlanma ve güçlü dönüşüm enerjileri getirir. Yani ebeveynlerle ilgili konular, işte iş konularınız, mesleki konularda bitişler, dönüşümler, yer değişimleri olabilir. Burada ayrılışlar olabilir. Mesela emekli olmak gibi veya bir işten ayrılmak gibi. İşte evlilikten mesela boşanmak, dolayısıyla bu da bir kariyer değişimidir. İşte evden ayrılmak, yer değişimi, taşınmak gibi konular. İş gereği yani bir yere atanırsınız. Bu da size evden taşınma getirebilir, bir düzen değişimi getirebilir. Buna benzer konular. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 14 derece ve yakınlarında güneşiniz, yükselen burcunuz varsa bu tutulmanın bireysel etkilerinin çok daha önemli olacağını söyleyebilirim. Tüm Mayıs ayını etkilemekle beraber önümüzdeki Ağustos ortalarına kadar bu tutulma kendini güçlü bir şekilde hissettirebilir. 15 Mayıs'ta Merkür Boğa burcunda ileri harekete dönecek. Ondan öncesinde Merkür retro. Dolayısıyla tutulma bizi zorlasa da, bazı beklenmedik durumlar ortaya çıkarsa da çok hızlı kararlar vermemekte fayda var. Şartları izlemek, olgunlaşmasını beklemek daha doğru. Yani dürtüsel davranmamak gerekiyor bu tutulmada. Çok sabırsız olmamak gerekiyor. 15 Mayıs'tan itibaren Merkür ileri harekete dönünce daha net olabiliriz. Yani evle ilgili konular, işte bir taşınma konusu varsa, işte bir sözleşme yapmanız gerekiyor olabilir. Evinizi kiraya vermek ya da satmak istiyorsunuz ya da siz bir ev tutacaksınız, ev alacaksınız. Hani burada bir durum oluşsa bile 15 Mayıs'tan sonra aslında yasal anlamda harekete geçmek, karar vermek daha doğru olabilir, net olabilir sizin adınıza. Evde işler, yarım kalmış konular varsa bunları daha hızlı çözüme kavuşturabilirsiniz. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. Şimdi Jüpiter'in tabii ki burç değiştirmesi önemli bir enerji değişimi. Bir yıl kalacak Jüpiter Boğa burcunda. İyicil bir gezegen, büyük şans. Hangi burçtaysa, hangi evdeyse o konularda hayatımıza daha fazla fırsat getiriyor. Şans getiriyor, iyileşme imkanı getiriyor, gelişme, büyüme fırsatları getiriyor. Ve Jüpiter Boğa burcunda 2024 yılının 25 Mayıs'ına kadar kalacak. En son 2011 Haziran'ı ile 2012 Haziran'ında Jüpiter Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Ve 4. evinizde olacak. Şimdi bu dönem ev, yuva, özel hayat anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi Mayıs ayı sizin için biraz hani ilginizin, alakanızın özel yaşamınıza, evinize, yuvanıza daha fazla odaklandığınızı işaret ediyor. Jüpiter iyicil bir etki. Eğer evle ilgili bir sorununuz varsa ve çözemediyseniz ve bunu belki 6 aydır, belki 1 yıldır uğraştığınız bir konu bu. Şimdi Jüpiter 16 Mayıs'ta bu alana geliyor. Artık sorunları çözmek istiyor ve hızlı bir şekilde de şanslı bir döneme girebilirsiniz. Ev alabilirsiniz. İstediğiniz eve taşınabilirsiniz. İşte emlakınız var, satmak istiyorsunuz, satabilirsiniz. İyi bir kiracı bulabilirsiniz gibi. Evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. İşte aileyle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili sorunlarınız var. Onların hayatlarında iyileşmeler, sağlık konuları, belki anne baba olacaksınız, ebeveyn olacaksınız, aile büyüyecek, gelişecek. Bunun gibi
evle, yuvayla, aileyle ilgili konularda gelişme imkanlarını size vermeye başlayacak. Ve 19 Mayıs'ta yine bu alanda Boğa burcunun 28 derecesinde yeni ay doğacak. Yeni ay ile birlikte Nisan ayındaki Koç burcundaki güneş tutulması derecesi tetiklenecek. Dolayısıyla ev yuva alanlarında son bir aydır niyetlendiğiniz konuları artık bu yeni ay hayata geçirmeniz için size fırsat verebilir. Harekete geçebilirsiniz. Bir değişim, bir yenilik söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha önemli, kişisel anlamda etkili olabilir. 20 Mayıs'ta Mars Aslan burcuna geçiyor. 20 Mayıs'a kadar Mars Yengeç'te. 20 Mayıs'a kadar günlük hayatınızda, iş konularında daha fazla enerji harcarken 20 Mayıs'tan itibaren enerjinizi biraz daha ilişkilere, ortaklı konulara, eşinize, partnerinize, evlilik gibi konulara daha fazla odaklayabilirsiniz. Yaz ayları da burada hareketli geçecek gibi görünüyor. 10 Temmuz'a kadar Mars Aslan'da olacak. Ardından Venüs de önümüzdeki ay Aslan burcuna geçecek. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili hareketli bir dönemdesiniz. Haziran ayında özellikle bu alanda daha fazla aksiyon, hareket bekleyebilirsiniz sevgili kovalar. Bu ay kolektif alanda güçlü gezegen kombinasyonları oluşacak. 16 Mayıs'ta Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber Kova burcundaki Plüto ile kare oluşturacak. Sabit burçların ilk dereceleri etkileniyor. Sizin de güneşiniz ya da yükselen burcun 0-3 derece arasıysa etkisini hissedebilirsiniz. Ama bu daha çok kolektif alanda böyle bir baskı yaratan bir durum. İşte gücü elinde bulunduran kişi, kurum ve yapıların manipülatif durumları, baskıları olabilir. Jüpiter Boğa burcunda olduğu için genel anlamda kaynaklar, işte ekonomi ve piyasalarda böyle bir güçlü dönüşümü, baskıyı hissedebiliriz. Bireysel anlamda da, hani kişisel anlamda da az veya çok bu baskıları hissedebiliriz sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancı, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, geleneklere aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek ve yeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar, insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.